Oh 5 İlginç Bilgiler kanalından hepinize merhaba. Motosiklete başlamak istiyor ancak nasıl bir tarz olacağına kararım ya da arada kaldıysanız bu videomuz tam size göre. Aynı zamanda motosiklet kültürünüzü geliştirmek istiyorsanız da sizleri buraya alabiliriz. Motosikletler özellikle kullanım amaçlarına göre farklı şasilere ve motor bloklarına sahiptir. Bu nedenle özellikle motora yeni başlayacaksanız bu özellikleri bilerek bir tercih yapmanız ilerisi için sıkıntı çekmemeniz için oldukça önemli. O halde listemize başlayalım. 5 numarada enduro diye adlandırdığımız motor tarzı var. Enduro tarzı motorlar yüksek bir oturuşa sahiptir. Sürücünün oturma pozisyonu dik oturuş şeklinde olup ayakların yeri gövdenin hemen altında bulunur. Bu oturuş pozisyonu ile özellikle uzun yollar için uygun bir motosiklet tarzıdır. Aynı zamanda yüksek şasi ve bu yüksek şasiyi taşıyan uzun yumuşak amortisörleri ile bozuk yollarda kolaylık sağlar. Genelde enduro tarzı motorlar şaft aktarmasına sahiptir. Yani motorun gücü tekerleğe şaft yardımıyla aktarılır. Bu da özellikle uzun yol ve toz, toprak, yağmur, çamur içerisindeki yollar için en iyi seçimdir. Zincir sürekli bakım isteyen, toz ve çamurdan kolay etkilenen bir aktarma elemanı iken, şaft binlerce kilometre hiçbir olumsuz durumdan etkilenmeden çalışmaya devam etmektedir. Motorun şasisi, büyük ve ağır pek çok çantanın motora monte edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Bütün bu açılardan baktığımızda, adından da anlaşılabileceği gibi endurolar uzun yol yapmak isteyen, doğada ıssız yerlere gidip kamp yapmayı amaçlayanlar için biçilmiş kaptandır. Ancak olumsuz yanına gelecek olursak, özellikle motorun ağır ve bu ağırlığı ile birlikte yüksek olmasından dolayı düşük hızlarda dengesizleşmekte ve kontrolü zorlaşmaktadır. Özellikle trafiğin sıkışık olduğu yollarda enduroların kontrolü gerçekten zor olabilir. Bununla birlikte yüksek seleye sahip olan endurolar özellikle yeni motora başlayacaklara bu denge problemi nedeniyle tavsiye edilmez. Kısa boylu insanlar için de ayrı bir zorlayıcılığı bulunabilir. Kısaca motor sürüşü konusunda deneyimliyseniz ve uzun yollar yapıp doğa sürüşleri yapmak istiyorsanız, şehir içinde motorunuzu da pek kullanmayacaksanız, enduro tarzı sizin için en iyi seçim olabilir. 4 numaramızda standart ya da naked olarak tanımladığımız motor tarzı bulunmakta. Bu motorlar yatık ve dik oturuş arası bir oturuşa sahiptir. Ayakların konumu yine gövdenin altında olup, motor üzerindeyken dik bir oturuş veya yatık bir oturuşta bulunabilirsiniz. Ancak ne tam yatık ne de tam dik bir oturuş olur diyemeyiz. Tam ikisinin ortası kısaca. Bu motorlar, hafif gövdeleri ve çok farklı ebatlarda olabilen motor blokları ile özellikle şehir içi ulaşım ve motora yeni başlayacak insanlar için en uygun motorlar arasındadır. Hafif gövdeleri ve zemine yakın olan motor bloğu ile dengeli bir ağırlık merkezine sahiptir. Aynı zamanda tekerlekler arası açıklık da diğer motorlara göre ortalama bir açıklıktadır. Bu da özellikle sıkışık trafikte, düşük hızlarda motorun oldukça dengeli bir şekilde refleks gösterebilmesine olanak sağlar. Şehir içi paket taşıyan sürücülerin de en çok tercih ettiği bu türün en düşük motor hacmine sahip olanları olmaktadır. Motorun naked ismi ise standart bir motosiklet olup üzerinde gerek motor bloğunu kapatacak gerekse farklı özellikler katacak ekstra hiçbir malzemenin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Gelelim olumsuz yanlarına. Özellikle uzun yollar ve zor yol koşullarında sizi üzebilir. Uzun yollar için oturuş pozisyonu ve sele size özellikle 100. kilometreden sonra sıkıntı çıkarmaya başlayacaktır. Konforlu bir yolculuk olmayacağının garantisini verebilir. Aynı zamanda yine uzun yollarda, yüksek hızlarda, tekerleklerin açıklığından dolayı dengesizleşebilmekte ve tehlikeli bir sürüş yaratabilmektedir. Bununla birlikte bu motor türünde zincir aktarma kullanılır. Bu da beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Zincir, biraz önce de belirttiğimiz gibi sürekli bakım isteyen bir aktarma organıdır. Motor gücünü en iyi veren aktarma olmasına rağmen toz, toprak ve yağmurdan direkt etkilenir. Aynı zamanda uzun yolda sorun çıkarma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle bu motorlarla uzun yola çıkmak pek tavsiye edilmez. Sizi yüzüstü bırakabilir. Kısaca motorunuzu şehir içinde kullanacak, trafikten pratik şekilde kurtulacak, sağlam refleksleri olan, hafif bir motor istiyorsanız ve de motora yeni başlıyorsanız bu tarz tam size göre. Gelelim listemizin 3 numarasına. Karşımızda scooterlar var. Bu şirin motorlar özellikle vites konusunda kafası karışık arkadaşlar için birebir. Zira scooterlar otomatik vitesli, hafif motorlardır. Çıkış noktası ise 2. Dünya Savaşı sonunda oldukça zor durumda olan İtalya'nın halkın ucuz ve kolay ulaşımı için en uygun fiyatla taşıma aracı tasarlamasıyla olmuştur. Tasarımcısı Corrado D'Ascanio ise aslında motosikletlerden hiç de hoşlanmayan bir uçak tasarımcısıdır. Zaten ilk scooter olan Vespa'yı tasarlayan ve üreten bu fabrikada normalde 2. Dünya Savaşı'nda uçak üreten ve bu nedenle bombalanarak ağır hasar alan bir fabrikadır. Bu fabrika
içerisi değiştirilerek halkın en rahat ve kolay ulaşımı için araç üretmeye odaklanmış ve bu da günümüz skuterlarına ilham veren Vespa'nın doğmasını sağlamıştır. Öyle ki Vespa'ların ön lastikleri aslında o dönem uçaklarının arka denge lastiğidir. Bu üretim nedenine bakarak da aslında bu tarzın amacını rahatça çözebiliriz. Skuterlar en basit, kolay, ucuz ve rahat ulaşım için en az sorun çıkarabilecek şekilde üretilmişlerdir. Bu nedenle güç aktarma organı şarttır. Ancak küçük lastikleri ve kısa lastik mesafesiyle uzun yol için hiç de uygun değildir. Sadece zincir gibi sürekli bakıma gerek duyulmasın denilerek şartlı yapılmışlardır. Bununla birlikte motor bloğu ve sürücü ağırlığı da arka lastik üzerine toplanmıştır. Bu da skuterları oldukça dengesiz bir makine haline getirir ve yüksek hızlarda buna aerodinamik olmayan yapısı da eklenince gerçekten sıkıntılı bir sürüşe neden olabilmektedir. Ancak kısa mesafeler ve trafikte kullanım ile birlikte vites konusunda sıkıntı yaşayan insanlar için birebirdir. Bununla birlikte özellikle 60'lı yıllardan sonra bir yaşam stilinin ikonuna da dönüşmüşlerdir. Gerek ucuz oluşu, gerekse kolay ulaşılabilirliği ile o dönem gençleri arasında bir moda yaratmıştır. Ancak çok enteresandır ki günümüzde bu bir retro ikon olduğundan, yapılış nedeninden uzaklaşmış ve oldukça pahalı bir motor türü haline gelmiştir. Eğer vitesli bir motosiklet istemiyor, motorunuzu şehir içinde kısa mesafelerde kullanacak ve uzun yolculuklar yapmayacak, bununla birlikte yüksek hızlara da çıkmayı düşünmüyorsanız ve ayrıca bu tarzı seviyorsanız skuterlar tam size göre. Şimdi listemizin 2 numarasında ilk motor şasesini de içinde barındıran, motor denilince hemen hemen ilk akla gelen, onlarca filme ve olaya konu olmuş efsanevi Chopper Cruiser tarzı var. Bu tip motorlar dik oturuşun olduğu motorlardır. Ayakların konumu ise gövdenin önünde bulunur. Aynı zamanda yüksek torka sahip motor bloklarına sahiptirler. Bu açıdan uzun yol sürüşleri için gerçekten uygundur. Bununla birlikte zincir, kayış ve şaftlı aktarmaya sahip olabilmektedir. Kendi içinde farklı sınıfları da oluşmuştur. Harley Davidson Sportster serisi gibi daha şehir içi kullanıma yönelik olanları olduğu gibi büyük cüsseleriyle tam uzun yol için üretilenleri de bulunmaktadır. Kullanımı bu içerisindeki türlere göre değişmektedir. Ortalama olarak düşünecek olursak hem şehir içi hem de uzun yol için uygundur diyebiliriz. Bununla birlikte son modelleri dahi her daim ilk üretildiği dönemlerdeki çizgileri yansıtmaktadır. Bu açıdan retro bir makine olup bu ruhu seven insanlar için vazgeçilmezdir. Yere yakın olması ve motor bloğunun da bu yere yakınlığıyla tekerlekler arası mesafenin açıklığı açısından çok dengeli makinelerdir. Cüsselerine rağmen bu ağırlıklarını bundan dolayı hissettirmezler. Ancak bozuk yollarda bu yere yakınlık sıkıntı oluşturabilir. Yine cüsselerinden dolayı keskin dönüşlere ve yatma açılarına çok uygun değildir. Manevra kabiliyeti diğer motorlara göre nispeten düşüktür. Ancak düşük hacimli versiyonları motora yeni başlayacak ve özellikle de bu türü seven insanlar için uygundur. Kısaca eğer bu ruhu seviyor ve motorunuzu genel amaçlı kullanmayı düşünüyorsanız, aynı zamanda motora yeni başlıyorsanız bu tür sizin için çok uygun olacaktır. Ve sıra geldi 1 numaraya. 1 numaramızda yine motor denilince ilk akla gelen türlerden biri, pek çok araç sürücüsünün pek de sevemediği racing tarzı var. Adından da anlaşılacağı gibi bu tarz motorlar yarış için üretilmişlerdir. Bu nedenle en iyi aktarma organı olan zincir kullanırlar. Motor blokları ise yüksek beygir gücüyle birlikte yüksek devir çevirme kapasitesine sahiptir. Naked'lardan farklı olarak motorun bulunduğu alan daha aerodinamik olması açısından kapalıdır ve aynı zamanda yatarak kullanılan oturuş pozisyonuna sahiptir. Ayaklarsa gövdenin biraz gerisinde kalmaktadır. Bu açıdan motoru kullanırken en iyi aerodinamik yapı oluşur ve yüksek hızlarda motor dengesi kusursuzlaşır. O kadar ki o hızlarda biri gelip de sizi yandan itse bir duvarı itiyormuş gibi hissedebilir. Tekerlek açıklığı ve motor bloğunun zemine yakınlığı ile çok dengeli makinalardır. Bu nedenle yüksek yatış açılarına ve viraj kabiliyetine sahiptirler. Şehir içi kullanıma uygun olmakla birlikte uzun yollarda size bel ve bilek ağrıları vermesi çok olasıdır. Adı üzerine aslında yarış için üretilmişlerdir. Bu tarzda motorları beğenen ve sürmek isteyenler için düşük hacimli modelleri başlangıç motoru olarak uygundur. Kısaca eğer hız seviyor, motorunuzda uzun yollar yapmayı planlamıyor, şehir içi kullanım ve belki de bazen piste çıkıp yarışmak istiyorsanız bu makineler tam size göredir diyebiliriz. En genel 5 farklı motor türünü inceledik. İleride daha detaylı inceleme videolarımız da gelecektir. Dünyanın en ilginç bilgilerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum kısmına isteklerinizi yazabilir ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna destek olabilirsiniz. Tekenize taş değmesin.